Sultanahmet Camisi, Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Caminin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Cami, 1609-1616 yılları arasında yapılmıştır. İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden birisidir. 6 minare ile inşa edilen ilk camidir. 263 adet penceresi ile ferah ve aydınlık bir ortam oluşturulmuştur. 12 farklı türden mermer ile akustik bir ortam oluşturulmuştur. Bir kişinin konuşması rahatlıkla bozulmadan her tarafa iletilir. Caminin üç tarafı balkonlarla çevrilidir. Çok sayıda giriş kapısı vardır. Ana giriş kapısının karşısında mihrap ve mihrabın yanında minber vardır. Mihrap, imamın namaz kıldırdığı kısımdır. Minber ise camide imamın hutbe okuduğu, konuşma yaptığı merdivenli yüksek kısımdır. Camide duvarda hat sanatı ile Allah Muhammed ve dört halifenin adları yazılıdır. Caminin duvarları ve tavanı çok güzel şekiller ile süslüdür. Caminin ana kubbesi 43 metre yüksekliğinde ve 23,5 metre çapındadır. Camide mavi renkli iznik çinileri kullanılmıştır. Bu sebeple Avrupa'da mavi cami olarak da bilinir. Cami ayrıca bulunduğu meydana adını vermiştir. Sultanahmet Camiisi sadece bir cami değildir. Birçok yapı olan bir tesistir. Caminin yanında şu yapılar vardır. 1. Sultan 1. Ahmet'in türbesi. Sultan'ın kabri buradadır. 2. Arasta. Arasta el yapımı eşyaların satıldığı çarşıdır. 70'ten fazla dükkan vardır. 3. Muvakkithane. Burada namaz vakitleri tespit edilir. 4. Hünkar Kasrı. Padişahlar namazdan önce ve sonra burada ziyaretçileriyle otururdu. Halkın dertlerini dinlerdi. 5. Hamam Bir yangından sonra kullanılamaz hale gelmiştir. 6. Sıbyan Mektebi Günümüzdeki ilkokula benzeyen bir okuldur. 7. Darüşşifa Bugünkü adıyla hastanedir.